5. Bölüm Kadın içeri girdiği sırada Witcher üstündeki giysilerle yatağa uzanmış, ellerini başının altında kavuşturmuştu. Tavana bakıyormuş gibi yaptı, oysa kadına bakıyordu. Yennefer içeri girip kapıyı usulca kapadı. Çok güzeldi. Ne kadar da güzel diye düşündü Witcher. Her şeyiyle güzeldi. Ve de tehlikeli. Şu renkler, Siyahla beyazın zıtlığı güzellik tehlikelidir. Simsiyah kıvırcık saçları, çıkık elmacık kemikleri, gülümserken tabii gülümsemeyi uygun gördüğünde sürdüğü ruja rağmen solgun duran incecik dudaklarının kenarında beliren ince çizgi. Her gün düzenli olarak çektiği rastığı yıkarken kaşlarının darmadağın olmasının bile güzelliği. Epeyce uzun olan burnu huzursuzluktan sürekli titreyen, narin, becerikli elleri. Daracık kemerle daha da vurgulanan, ince, kıvrak beli. Yürürken siyah eteğe yuvarla katlar kazandıran ince bacakları. Güzeldi. Yennefer hiç konuşmadan masanın başına oturup çenesini kavuşturduğu ellerine dayadı. İyi madem, başlayalım, dedi. Bu sonu gelmeyen suskunluk bence çok banal. Konuşalım, kurtulalım. Kalk ve küskün bir ifadeyle tavana bakma öyle. Zaten zor bir durum, daha da zorlaştırmayalım. Kalk dedim. Witcher denileni yaptı ve hiç duraksamadan kalktı. Karşısında duran sandalyeye ata biner gibi oturdu. Yennefer gözlerini ondan kaçırmadı. Geralt'ın tam ondan beklediği tepkiydi bu. Dediğim gibi, konuşup kurtulalım, çabucak hem de. ''Seni zor durumda bırakmamak için her sorunu yanıtlayacağım. Hatta sormana bile gerek yok.'' ''Evet, doğrudur. Seninle Ad-Ginva ile gelirken niyetim Istred'i görmekti ve onunla görüşürsem sevişeceğimi de biliyordum. Bunun ortaya çıkacağını, sizin birbirinizin karşısına geçip övüneceğinizi düşünmemiştim. Kendini şimdi nasıl hissettiğini biliyorum ve bunun için üzgünüm. Ama hayır, kendimi suçlu hissetmiyorum.'' Geralt susuyordu. Geralt, bir şey söyle. O, Geralt hafifçe öksürdü. O, o sana Yenna diyor. Evet, Yennefer bakışlarını hala kaçırmıyordu. Ben de ona Val derim. Adı bu. İstiret lakabı. Onu yıllardır tanırım Geralt. Çok samimiyizdir. Öyle bakma bana. Seninle de samimiyiz. Sorun da burada zaten. Onun teklifini düşünüyor musun? Evet, bilgin olsun, düşünüyorum. Dediğim gibi birbirimizi yıllardır tanırız. Uzun yıllardır. İlgi alanlarımız, hedeflerimiz, ihtiraslarımız aynıdır. Hiç konuşmadan anlaşırız. Bana dayanak olabilir. Kim bilir, bir dayanağa ihtiyaç duyacağım gün gelebilir. Ve her şeyden öte, o, o seviyor beni. ''Galiba. Sana engel olmayacağım yani.'' fır başını hızla kaldırdı. Menekşe mavisi gözlerinde lacivert bir ateş yanmıştı adeta. ''Engel olmak mı? Sen hiç mi anlamıyorsun sersem? Eğer bana engel olsaydın, rahatsız etseydin beni, bu engeli bir çırpıda ortadan kaldırır, seni Cap Ward'un bir ucuna ışınlardım ya da bir kasırga çıkarıp Hanlu ülkesine fırlatırdım.'' Birazcık uğraşırsam seni bir akik taşının içine kapatıp bir bahçedeki gül ağacının dibine oturturdum. Ayrıca beynini ters yüz ederdim ve sen kim olduğumu da, adımı da unuturdun. Tabii bütün bunları canımın istemesi koşuluyla yapardım. Yoksa basitçe "Güzeldi. Elveda." da diyebilirdim. Ya da sesimi çıkarmadan ortadan kaybolurdum. Tıpkı senin Wengerberg'deki evimden kaçtığın gibi. Bağırmayan saldırganlaşma. Bir de şu Wengerberg hikayesini eşeleyip durma artık. Çünkü bu konuyu bir daha açmamaya kararlaştırmıştık. Seni suçlayamam yani. Suçlamıyorum da. Sıradan ölçütlere uymadığını biliyorum. Ama üzülüyor olmam. Seni kaybedecek olma düşüncesinin beni öldürdüğü. Evet, bütün bunlar hücresel bellek. Duyguları elinden alınmış bir mutantın geriye kalmış duygu artıkları. Böyle konuşmana katlanamıyorum diye patladı Yennefer. Bu sözcüğü kullanmandan nefret ediyorum. Benim yanımda bir daha asla kullanma. Asla. Gerçek değişir mi peki? Öyle ya. Bir mutantım ben. Gerçek diye bir şey yok. Bu sözcüğü benim yanımda bir daha ağzına alma. Geyik boynuzu üzerinde oturan siyah kerkenes kanat çırpıp tırnaklarıyla yeri kazıdı. Geralt kuşağı ve onun hareketsiz duran sarı gözüne baktı. Yeni fırçanesini kavuşturduğu ellerine dayamıştı yine. Yen. Dinliyorum Geralt. Sorularımı yanıtlayacağına söz verdin. Hatta sormam bile gerekmeyen soruları. Bir soru. Hatta en önemlisi kaldı geriye. Sana hiçbir zaman sormadığım bir soru bu. Sormaya korktuğum. Onu yanıtla. Yapamam Geralt," diye çıkıştı Yennefer. Sana inanmıyorum, Yen. Seni çok iyi tanıyorum. Kimse bir büyücüyü iyi tanıyamaz." sorumu yanıtlayan. "Yanıtlıyorum. Bilmiyorum. Nasıl bir yanıt istiyorsun ki?" Sustular. Sokaktan gelen gürültü azalarak kesildi. Batmaya hazırlanan güneş, dar pencereleri korun içine daldırmış odayı eğimli ışık demetleriyle doldurmuştu. Ait diye mırıldandı Witcher. Buz parçası. Hissetmiştim. Biliyordum. Bu kentin düşmanım olduğunu, hain olduğunu biliyordum. Ait diye usulca tekrarladı kadın. Elf kraliçesinin kıza. Neden? Neden Geralt? Peşin sıra geliyorum yani. Çünkü kızağımın dizginleri senin kızağına takıldı. Çevremde tipiden göz gözü görmüyor. Her yer buz tutmuş ve soğuk. İçin ısınsa sana sapladığım buz parçası erirdi, diye fısıldadı Yennefer. O zaman sihir bozulur, sen de beni gerçekte olduğum gibi görürdün. O halde beyaz atlarını kançılayan, bırak kuzeyi, buzların hiçbir zaman çözülmeyeceği yere doğru koşsunlar ki Buz parçam hiç erimesin. Bir an önce senin buzdan sarayına ulaşmak istiyorum. Öyle bir saray yok. Yennefer'ın dudakları titredi. Bir simge o. Bizim kızak yolculuğumuz da ulaşılamaz bir düşe ulaşma çabası. Çünkü ben elf kraliçesi sıcağı arzuluyorum. Sanırım bu. Kızağım beni bu yüzden her yıl tipi yağarken kentten kente taşır, ve her yıl sihrimin değdiği kişi kızağının dizginini benim kızağıma kaptırır her yıl her yıl yeni biri sonu yoktur bunun çünkü beni çeken sıcaklık aynı zamanda büyücülüğü sihri ve büyüyü yerle bir eder buz yıldızımın değdiği eşim ansızın sıradan biri olup çıkar ben de onun buzları çözülmüş gözlerinde diğer küçük fanilerden biri oluveririm. veririm ve kusursuz beyazın altından bahar çıka gelir sonra. Dedi Witcher. Görünen Ard Şu adı güzel, kendi çirkin kasaba. Ard ve çöplüğü. Karşılığında para aldığım için içine girdiğim, başkaları tiksindiği, midesi kalktığı için içine girmek için yaratıldığım, leş gibi kokan o çöp yığını. Bu döküntünün ne kadar itici ve korkunç olduğunu hissetmemem, geri çekilip kaçmamam, dehşete düşmemem için benden hissetme yeteneğimi aldılar. Evet, duygularımı aldılar benden. Ama tam olarak becerememişler. Bu işi kim yaptıysa işinde çuvallamış yen. İkisi de sustu. Siyah kerkenes kanatlarını hışırdatarak açıp sonra yine kapatıyordu. Geralt. Dinliyorum yen. Şimdi sen benim soruma yanıt ver. O hiç sormadığım soruma. Her zaman korktuğum soruma. Şimdi ben de soracağım onu sana ama yanıt vereceksin. Çünkü, çünkü yanıtını duymayı çok istiyorum. Bana hiçbir zaman söylemediğin o tek sözcüğü duymak istiyorum. Söyle Geralt. Lütfen. Söyleyemem yani. Neden? Bilmiyor musun? Geralt'ın dudaklarında hüzünlü bir gülümseme belirdi. Benim yanıtım sadece bir sözcük olurdu. Duygu ifade etmeyen bir sözcük. Çünkü onu almışlar benden. O sözcük, içi boş bir kuru kafayı tıklattığında çıkan ses gibi bir gürültü olurdu yalnızca. Yennefer ona konuşmadan baktı. İri iri açtığı gözleri parlak mor rengine dönüşmüştü şimdi. Hayır Geralt, dedi. Doğru değil bu. Belki de doğru. Ama gerçeğin tamamı değil. Sen duygulardan bütünüyle yoksun değilsin. Şimdi görüyorum. Şimdi biliyorum ki sen... Ansızın sustu. Sözünü tamamlayan. Sen kararını verdin bile. Yalan söyleme. Seni tanıyorum. Gözlerinden okuyorum. Yennefer gözlerini yere dikti. Geralt biliyordu diye fısıldadı. Elini ver dedi kadın. Kadının elini avuçlarının arasına almasıyla birlikte Witcher kolunun damarlarında karıncalanma ve kanının hızla akmaya başladığını duyumsadı. Yennefer sakin ve dengeli bir sesle büyülü sözleri söyledi. Ama kadının solgunlaşan alnını, ter tanelerinin kaplamasına yol açan gayreti ve göz bebeklerinin acıyla büyümesi Witcher'ın gözünden kaçmamıştı. Yennefer, Witcher'ın elini bıraktıktan sonra kendi ellerini uzattı. Hareket ettirdi ve görünmez bir silüeti yukarıdan aşağıya doğru usulca ve özenle okşadı. Kadının parmaklarının arasındaki hava yoğunlaşıp bulanıklaşmaya, dalgalanmaya ve duman olup ilerlemeye başladı. Geralt onu gerilim içinde izliyordu. Büyücülük sanatının zirvesi kabul edilen yaratma büyüsü Geralt'ı oldum olası etkilemiş, ilizyon ve dönüşüm büyülerinden daha çok etkilemişti. Evet, Stret haklı diye geçirdiği içinden Geralt. Bu sihirle karşılaştırıldığında benim işaretlerim gülünç kalıyor. Yennefer'ın çaba harcamaktan titreyen ellerinin arasında kapkara bir kuşun silüeti belirdi ağır ağır. Büyücü kadının elleri, kabaran tüyleri, ufacık başı ve gagayı usulca okşuyordu. Kadın hipnotize olmuş gibi akıcı ve özenli bir hareket daha yaptıktan sonra siyah kerkenez başını çevirip yüksek sesle öttü. Hala boynuzun üzerinde oturan ikizi ona yanıt verdi. İki kerkenez, dedi Geralt alçak sesle. Sihirle yaratılmış iki siyah kerkenez. İkisine de ihtiyacın olduğunu düşünüyorum. Doğru düşünüyorsun, dedi Yennefer güçlükle. İkisine de ihtiyacım var. Birinin yeteceğini sanarak yanılmışım. Ah, ben ne çok yanıldım Geralt. Mutlak kudretinden emin olan Kış Kraliçesinin kibri beni ne çok yanılttı. Ama öyle şeyler vardır ki bunlara sihirle bile ulaşamazsın. Ayrıca öyle armağanlar vardır ki Aynı değerdeki bir şeyle karşılığını veremeyeceksen kabul etmemelisin. Yoksa böyle bir armağan parmaklarının arasından akıp gider. Elinde tuttuğun buz parçası gibi eriyip biter. Geriye acı, yetirme ve incinme duyguları kalır yalnızca. Yen. Yani ben bir büyücüyüm Geralt. Maddi üzerinde sahip olduğum güç tanrı vergisi bir armağandır. Karşılıklı bir armağan bunun bedelini ödedim. Sahip olduğum her şeyle. Hiçbir şeyim kalmadı. Geralt susuyordu. Büyücü kadın titreyen eliyle alnını ovaladı. Yanılmışım diye yineledi sonra. Ama gerçekten benim hatam bu. Duygular. Siyah kerkenezin başına dokundu. Kuş tüylerini kabartıp kıvrık gagasını sessizce açtı. Duygular, hevesler ve yalanlar. Etkilenme ve oyun. Duyguların varlığı ve yokluğu. Kabul edilmemesi gereken tanrısal armağanlar. Yalan ve gerçek. Nedir gerçek? Yalanın reddi mi? Ya da bir olgunun saptanması mı? Eğer olgu bir yalansa, gerçek nedir o zaman? Onu oradan oraya savuran duygularla kim dop doludur? Soğuk bir kuru kafanın çukur kabuğu. Kimdir peki? Kim? Doğru nedir Geralt? Nedir gerçek? Bilmiyorum yani. Sen söyle. Hayır, dedi kadın başını öne eğerek. İlk kez yapıyordu bunu. Geralt onu daha önce hiç böyle görmemişti. Hiç. Hayır, diye yineledi kadın. Yapamam Geralt. Sana söyleyemem bunu. Senin eline dokunulması sonucu oluşan bu kuş söyleyecek bunu sana. Kuş, nedir gerçek? Gerçek," dedi kuş. "Bir buz parçasıdır."